Herkese selamlar dostlar. 19 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranları anlatmaya çalışacağım. Özellikle Kopenhag maçıyla Sevilla maçına 2 tane yüksek oranlım var. Bir tanesi 4 oran, bir tanesi de 3.42 oran. Dikkat etmenizi öneririm. Dilerseniz başlayalım. Bir adet skor yarışmamız var. Ondan önce Karabağ maçının skorunu bilen arkadaşımıza açıklayalım. 0-0 bitti. Hasan Kürkaya isimli arkadaşımız bildi. Instagram üzerinden mesaj atarsa katıl Telegram gruplarımıza Ağustos ayı boyunca misafir edelim arkadaşımızı. Sizleri de maç skoru yarışması olaraktan da Ümraniye Galatasaray maçının skorunu sorduk. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Maçta zaten konuşacağız. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımız da katıl Telegram gruplarımıza ekleyelim. 17 Ağustos'un raporundan bahsedeyim sizlere. 3 tane ideal maç vermiştim zaten. 3 maçı anlatmıştım. Yüksek oranlarını da önermeye çalışmıştım sizlere. Karabağ maçının KG varını ideal önerdim. Başarısız oldu. 0-0 bitti maç. Benfica maçına altını çizerekten 2.5 alt bekledim. Hatta yüksek orandan da 3.5 altında 2 ve 3.14 gibi orandan da 2.5 altında 2 yapabilirsiniz diyerekten de sizlere videoda anlatmaya çalıştım. Gayet güzel bir şekilde. Kızıl Yıldız maçında da ilk yarıdan bir gol olur olanı 1.33'tü. İdealden aldık. İlk yarıdan 3 tane gol oldu. Hatta Kızıl Yıldız'ın ben dedim ki bir tane golünü zaten bekliyorum. İkinci golüne riskine 2.47'den girelim dedim. O da yüksek oranıyla birlikte geldi arkadaşlar. Tebrikler diyelim. Geçtim bunu. Yüksek misli'de ise ikili bir kombin yaptım. Karabağ'ın çifte şansını aldım. Karabağ'ın ben kaybetmeyeceğini düşünüyordum. Hatta tek farklı da kazanmasını bekliyordum zaten. Ama ben sağlam aldım, çifte şansını aldım. Kızıl Yıldız'ın da bir golünü aldım. Nesini de toplam oran 1.43'tü. Avrupa'da ise 1.65'ti. Ben bunu yüksek misli olarak, yüksek misli oynayanlara önerdim. Ya buradaki zaten maçlar sağlam oluyor veya şöyle söyleyeyim. Sağlamdan ziyade sağlamlaştırılmış oluyor. Öyle söylemek daha mantıklı. Karabağ'a bir bekliyoruz ya. 0-1 çifte şans alıyorum. Daha sağlamlaştırıyorum. Yüksek bastıklar işim burada. Kaybetmeyi en aza indirmeye çalışıyorum. Binaysan 1430 lira para. Allah bereket versin diyerekten de bunu geçiyorum. Ve herkes açık Telegram kanalımız var. Açıklamada linki var zaten arkadaşlar. Bir adet maç önü verdim bugün 17 Ağustos'ta. Türkiye-Gürcistan mücadelesi vardı. Hatta altına da yazdım ki barem 161.5'tü. Ben baremleri takip ettim. 166.5 oldu. Açıklamasını yaparak anlattım. Zaten maçta 190 sayı oldu. Kolay geldi, rahat bir şekilde geldi. Değerlendiren tüm arkadaşlarımızı da tebrik edelim. İsterseniz geçelim. 5 maçım var. İdeal yüksek oranı anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Like'ları atarsanız sevinirim. Diyerekten de dilerseniz başlayalım. Artı 200-300 seviyesine like bekliyorum sizlerden. Kopenhag maçıyla başlayalım arkadaşlar. Sizlerden hemen ufak bir hatırlatma. Ekrana da bir yazı gelsin. Cuma günü arkadaşlar alacağınız bahisler küçük olsun. Cuma dikkatli. Yazısı. Pazartesi ve Cuma sürprize açık günler. Her zaman iddiada budur zaten. Her zaman Cuma ve Pazartesi dikkatli. Başlayalım. Kopenhag'ı hafta içinde izledik Trabzonspor karşısında. 2-1'lik bir galip geldi. Trabzonspor özellikle ikinci yarı biraz daha etkiliydi. Fakat Kopenhag çok kompakt bir takım. Hızlı bir ekip. Yani hem kondisyon farkının, kondisyonun ne kadar farklı olduğunu görmüşsünüzdür. Yani kondisyon farkına dikkat etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir de hızlı bir takım. Yani bir anda kalende gol pozisyonuna girebilen bir takım. Burada Lingby ile oynayacaklar arkadaşlar. Deplasmanda oynayacaklar ve mutlaka bir rotasyona girecektir. Çünkü kendi evinde çok farklı bir galip alamadı. 2-1'lik bir skorla galip geldi. Akyazı'ya gelecekler hafta içinde tekrardan. Burada Kopenhag'ın zaten rotasyona gitmesini ben bekliyorum ki gitmezse hata yapar. Çünkü ligi zaten taşıyabilecek bir kadrosu var. Bunlar Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek mi gidemeyecek mi? O önemli. O yüzden önemini Trabzon maçına verecektir. Bakın idealden Lingby'den bahsedeyim. Kendi evinde arkadaşlar Midland'a 3 attı. 3-3'lük berabere kaldı. Maçın özetini izledim. Ayrıca geçtim onu. Silkeborg maçı vardı. İlk maçı ligin açılışı. Onlara da 2 tane gol attı. Onlar da sağlam takım bakın. 2 tane sağlam takımla oynadı. Toplamda 5 gol attı. İkisiyle de berabere kaldı. Fakat önemli olan burada gol atması ve etkili oyunu. Kendi evinde korkmadan oynuyor. Anladınız, anladınız. Ben burada idealden ne önerebilirim sizlere? Ev sahibinin atacağı bir golün oranı 1.35 gibi oranı vardı bakın. 1.30'a düşmüş oran. Bu oran daha düşer. 1.25'e kadar düşer. İdealciler burada evin atacağı bir golü değerlendirsinler derim. Ve yüksek oranıyla birlikte bu mücadeleyi de ben sizlere doğrudan bir maç sonu 1 bekliyorum bakın. 4.01 gibi orandan burada Lingby'nin doğrudan galibiyetini bence değerlendirmeye değer. Kopenhag dediğim gibi tamamen haklı Trabzon maçında olacaktır diye düşünüyorum. Rotasyonda olacaktır. Bu sebeple burada Lingby takımı kendi evinde iyi oynayan bir takım olduğundan dolayı doğrudan galip gelebilir ama idealden bir golünü alın derim. Geçtim.
Ümraniye Galatasaray mücadelesi. Süper Lig arkadaşlar, biraz daha bahis almayın. Önerim bu yönde bakın. Süper, gidin Kopenhag maçını oynayın. Birazdan alacağım Yupen maçını oynayın. Ya yani Süper Lig cidden kanser lig olmaya başladı. Ciddi anlamda. İlk haftalarda görüyorsunuzdur. Ben fakat burada beklentimi anlatayım sizlere. Olur olmaz bakalım. Şimdi ben burada Ümraniye tarafından gol atar mı, bunun üzerinden gidelim. Şimdi Ümraniye'yi Fenerbahçe maçında izledik. Üstüne gelen takımlarla karşı ve arkada boşluk buldukları zaman ne kadar iş yapabileceklerini zaten gösterdiler. Fenerbahçe'ye 3 tane gol attılar. Antalya maçında ise kaptıkları toplarda gayet iyi çıktılar. Antalya'ya zaten gol atmak kolay değildir. Özellikle bu sezon baktığımız zaman da Antalya gerçekten oturmuş bir takım. Geçen sezonu da ufaktan ekleme yaptılar. Ümraniye fakat Antalya maçında kaptığı toplarla hızlı çıktı. Özellikle 4'e 2 geldi, 5'e 3 geldi. İleri çok adamla çıktılar ama değerlendiremediler. Karşı karşıya kaçanlar var. Geraldo'nun kaçırmış olduğu pozisyonlar. Batey ne forvetleri var bunun. Onun karşı karşıya kaçırmış olduğu var Bofen'e karşı. Mrsić falan derken pozisyona giren bir Ümraniye takımı vardı. Galatasaray da bu maçta yüklenmek isteyecektir çünkü kendi evinde kaybettiler. Üstlerinde de bir baskı olacak. Bu baskı hata yaptırır ve maçın golle geçmesini sağlayabilir diye düşünüyorum. Ben burada yüksek oranıyla birlikte sizlere önerebileceğim tercih toplam gol 2.5 üst. 1.68'de oranı var. Kim atar kim yer umurumda değil. Ama ben burada her iki takım atsınlar yesinler, ekonomiye can versinler diyorum. Ümraniye takımı da arkadaki boşlukları bulursa dediğim gibi kalabalık yükleniyor, değerlendirebilirler. Galatasaray'ın zaten kaliteli bir kadrosu var. Kerem'in de maaşını mı ne yükselteceklermiş, trip atıyormuş sanırım, haberler o yönde. Yunus zaten iyi, Seferovic'i iyi besleyemediler geçen maçta. Mertens muhtemelen oynamayabilir ilk 11'de, Torreira ilk 11'de yazılmış. Şöyle sakat var mı? Ledubuis sakat, onu geçtim. Üst bekliyorum arkadaşlar. Yupen'le Selenk United mücadelesi. Yupen'in son mücadelesi Antwerp'teydi. Ben maçın geniş özetini izleyebildim sonradan. Yupen takımı penaltı kazanıyor. Vardan gidiyor, dönüyor. Dışarıda diyor, kaçıyor. Golü yedikten sonra reaksiyon verebilen bir takım Yupen takımı. Direkt kafa vuruyor, direkten dönüyor. Pozisyon kaçırıyor. Özellikle 90 artıda 2 tane net gol pozisyonu kaçırdı. Çok fazla maçın ilk yarısında etkili olamadı. Fakat ikinci yarı kendine gelen bir Yupen takımı vardı kendi evinde. Şimdi burada Selenk United ile oynayacaklar burada. Ben burada olası bir sürpriz çıkar mı diye düşündüm. Cuma günü olmasından nedeniyle birlikte. Burada herhangi bir sürpriz beklemedim. Hatta taraf tercihini almayayım dedim. Ben şöyle bir tercih yapayım dedim. Yupen tarafının atacağı 2 golü alırsak yine aynı orana almış oluruz diye direkten. 1.64'te bunun oranı var. Ev sahibinin atacağı 2 golü değerlendirme altına alabiliriz. Son maçta kendi evinde kaybetti. Ama burada daha zayıf bir rakiple oynayacak. Antwerp takımı biraz daha güçlü bir takım. Takım zaten ligde de henüz kaybetmedi. Lider de onlar sanırım. Burada Selenk United'de oynayacak. Evinde 2 tane gol atması beklenebilir bence. 1.64 gibi orandan alınabilir. Lyon'la Troyes mücadelesi. Troyes ne derseniz hiç problem değil. Lyon'un son maçı Lorient'le idi. Ertelendi arkadaşlar. Neden ertelendiğini az önce baktım, açıkladım. Biri yazmış korona, biri demiş kokoreç yemeye gittiler vesaire. Maç golik yorumlarına baktım. Acaba diye ne oldu mu? Bizim milletten hayır yok. Dalga geçiyorlar. Kendim biraz araştırma yaptım. Lorient'in sahasına baktım. Bir etkinlik yapmışlar. Konyaspor'un sahasına bir etkinlik olmuştu sanırım. Aynı onun gibi bir etkinlik yapmışlar arkadaşlar. Sahanın ortası böyle dikdörtgen şekilde yok yani. Sağ çalışması vardı. Fransa'da sağ mı bitti diye sorarsanız ben de bilmiyorum ama maçı da oradan ertelemişler. Onu söyleyeyim ben sizlere. Takım dinlendi. Lyon takımının zaten ofansif gücü yüksek bir takım. TT, Lacazette geldi, Tolisso geldi ki bunlar zaten doğrudan ilk 11'e entegre edildi. Ben Lyon'un burada doğrudan ilk yarıyı kazanmasını bekleyeceğim. Onun da oranı 1.54 bandı oranı var. Zaten başka türlü oran yok. Evin atacağı 2 gol, Lyon'un atacağı 2 gole 1.22 oran açmışlar. Değmez. Riske gidelim diyerekten de burada. İlk yarıdan gelecek bir Lyon galibiyeti değerlendirme altına alınabilir bence. Değerlendirecekler, bu yönde hareket edebilirler. Son mücadelem Sevilla-Valladolid mücadelesi. İyi dinleyin, 3.42 oran geliyor. Şimdi ben bu maçta ideal ne yapabilirim diye baktım. Şimdi Valladolid'in son mücadelesini izledim. Villarreal'e karşı 3-0 mağlup oldular. 1-0 geriye düştükten sonra dakika 48'de geriye düşüyorlar. Oraya kadar bir doğru düzgün oyun yok Valladolid tarafından. Ondan sonra gol sonrası gerçekten güzel bir reaksiyon veriyor. Bastırıyor. Özellikle dakika 55 ile 68 arası. 70 diyelim biz ona. 15 dakikalık öyle bir baskı kuruyor ki ve şu baskıyı kalenin dibine girerek yapmıyor. Ceza sahası dışından çokça şut çekti. Bakın orada Villarreal kalecisi, ismini unuttum.
Velhasıl kelam çok fazla kurtarış yaptı ve Valladolid takımı çok fazla ceza sahası dışından denedi. Sevilla takımı da son maçında kaybetti Osasuna'ya karşı. Güzel bir maçtı. La Liga'nın açılış maçıydı. Dakika 8'de gol yedi. Dakika 10'da gol attı. Osasuna inanılmaz oynadı. Sevilla'da pozisyonlar kaçırdı. Sevilla'nın zaten oturmuş bir kadrosu var. Biraz şöyle daha maç temposuna alıştıkları zaman da galibiyetler ardı ardına gelecektir diye düşünüyorum. Ben burada Sevilla'nın zaten kazanmasını bekliyorum öncelikle. Şöyle idealden bir sizlere önereyim. İdealden 4.5 altında bir yaparsanız 1.50 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Gelelim benim yüksek oranıma. Ya bu kadar anlattın yüksek oran ne vereceksin? Şöyle çok güzel bir oranım var. Şimdi Sevilla takımı Osasuna'ya karşı gerçekten iyi oynamasına rağmen kalesinde baskıyı gördü. Gördü mü gördü. Valladolid takımında ben şunu gördüm. Geriye düştüğü zaman ben burada Sevilla'nın öne geçmesini bekliyorum. Kafamdaki senaryo bu. Geriye düştüğü zaman reaksiyon verebiliyor. Bunu nerede gördüm? Son oynadığı Villarreal mücadelesinde gördüm. Ve çokça ceza sahası dışından şut çeken bir Valladolid takımı vardı. Ben diyorum ki Sevilla öne geçer. 1-0, 2-0 artık ne olur bilmiyorum. 4.5 altında 1 bekliyorum ben zaten. Valladolid takımı burada en çok korneri kullanır diyorum. Ahan da oranı 1.42. Maç boyunca en çok korneri burada Valladolid kullanır diyorum. Bu bir yüksek oran denemesidir. 3.42 oran denemesidir. Valladolid'i ben geniş özetini izledim. Bu yönde bana bilgi aldım, info aldım. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 5 mücadele. Dediğim gibi Cuma günü biraz dikkatli. Değerlendireceklere bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.